Merhaba arkadaşlar, Narince Hayat kanalına hoş geldiniz. Çekimden de göründüğü üzere annemgile geldik. Bugün annemgilde kömbe yapacağız. Türkiye genelinde 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu iki günü de değerlendirelim dedik. Biz evimizde kömbelerimizi yaptık. Annemgilde yapacaklar. Onlara da dedim yardıma gelelim dedim. Bu sefer kömbeleri ben yaptım. Umarım inşallah güzel olmuştur. İlk defa kömbe yaptım. Kendi evimde de ilk defa yapmıştım. Burada da ilk defa yapıyorum. Hamurunu ben yoğurdum. Tamamen her şey bana ait. Umarım güzel bir kömbe olur. Sokağa çıkma yasağından dolayı eminim bu iki günden bu yana herkes evinde şu anda kömbe yapıyordur. Çünkü köylerden gelenler oluyor. Fırınlar orada olmuyor. Hepsi burada böyle mahalle fırınlarında pişiriyorlar. İnşallah kalabalık olmaz fırınlar. Fırına gidip çekmeyi de düşünüyorum. Ortam müsait olursa orayı da çekeceğim. Bizim burada şimdi herkesin evinde bir kömbe telaşı var. Sokağa çıkma yasağından da biraz insanlar hızlandırdılar yapmayı. Akşama da yine Allah nasip ederse şey yapacağız. Ateşte kızartma çeşidi yapacağız. Onu da güzel bir soslayıp yufka ekmeğiyle yiyeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Kömbe yapmaya geçelim o zaman arkadaşlar. Evet, Narince Hayat annesine geldi. Kömbe yapıyoruz. Geçen bizde komşumda yapmıştım. Perşembe günü de yasak başlıyor. Annemgile dedik kömbe yapalım. Hani kurtulun siz de. 7 kilo yapıyoruz burada da. Allah'ım kolay bitirmeyi nasip etsin. 3 kişiyiz. Yapar bitiririz inşallah. İftardan sonra da pişireceğiz. Zaten hani bunun hamuru sadece malzemelerinin karışması gerekiyor. Muhammed elinde. Bu arada ilk defa yoğuruyorum. Kömbe yapmayı da. Kolay bir şeymiş aslında. Kömbelerimizi yapmaya başladık. Zeynep Hanım da bize yardım ediyor. İlk defa mı yapıyorsun Zeynep? Evet. Hadi ağaç yaşken eğilir. Yavaş yavaş yap. Öğrenirsin. Annem de şöyle yumak yapıyor. Gelinimiz de şekil veriyor şöyle. Ben de şekil veriyordum ama videoya çekim dedim birazcık da. Şunlar da yapılmışlar. Kalıpta yapıyoruz. Birkaç tane de elde yapalım dedik. Hatay'ımızın bayram kömbesi olmazsa olmaz. Türkiye genelinde de 21 gün yasak olduğu için eminim şu anda herkes evinde bu iki günü değerlendirip hepsi kömbe yapacaklardır. Annemgil de normalde 1-2 hafta sonra yapacaklardı ama yasak olduğu için hemen alıp da yapalım dediler. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Akşama da büyük ihtimal ateşte kızartma yapacağız. Karışık kızartma. Bunları da iftardan sonra fırına göndereceğiz. İftardan sonra çünkü getirin dediler. Herhalde kalabalık olur. Bakalım biz yapmaya başlayalım. Devam edelim. Bittikten sonra da zaten pişmiş halinde tekrardan çekeceğim. Hadi kolay gelsin bizlere. Kömbemizi bitirdik. Şimdi sırada patateslerimizi kızartacağız. Bayağı bir rüzgar var. Ama bahçeli eve gelip de ocakta yemek yapmak olmaz. Görüyorsunuz ateş, rüzgar o kadar çok ki. Değil mi anneciğim? Annem rahat bırakmıyor. Nuri rahat bırakıyor bizi. Vallahi
Her durun. Annem valla ben buraya gelince annem çok yoruluyor. İçine birazcık şöyle yarım kaşık domates salçası, biber salçası, içine kimyon, karabiber, kuru nane, birazcık tuz, birazcık pul biber, maydanozumuzu doğradık, şöyle bir sos hazırladık. Şimdi patateslerimizin, soğanlarımızın üzerine döküyoruz. Bunu çoğunlukla bilmiyorlar böyle, hani bu yemeği. Ben de evde böyle çok yapmam ama annemgile geldiğim zaman yaparız sürekli. Benim çocuklar seviyorlar böyle. Şöyle iftara yakın hazırlıklar başladı. Kızartma kolay bir yemek. Bugün pratik olsun dedik. Kömbe yaptığımız için zor bir yemek olmasın dedik. Hem de çocukların çok sevdiği kızartmayı kim sevmez ki? Şöyle bol soslu kızartma, en doğalından, en lezzetlisinden. İftar hazırlığımız son gaz devam. Ekmekler o kadar çıtır çıtır olmuş ki artık böyle yerinden kalkmıyor. Çok ince açıldığı için. Ben anne bak anne. Efendim. Aferin oğluma. Ben çıkartmayacağım. Çıkartma çoraplarını, tamam mı? Bu. Muhammed Emin. Sen ne yiyeceksin? Ekmek. Ekmek yiyecek. Oğlum geliyor, ben gidiyor ben böyle. Bak, ekmekleri yiyor annem. Yeter. Gel gel alabilirsin. Kömbelerimizi fırına getirdik. Şöyle sırası geleni atıyorlar. Burada akşamları pişiriyorlar, gündüz de pişiriyorlar ama vakit çok erken oluyor. Örter misin? Ha, şundan örteceğiz. Böyle üzerine de örtümüzü örtelim, hani tozlanmasın. Biraz sonra da zaten pişme aşamasına geçecek. Evet, şöyle herkes kömbelerini getirmiş, bir kenara koymuş. Sırası gelen usta atıyor. Geçen sefer yaptığım gibi. Şu anda fırınların hepsinin önü bu şekilde. Kömbelerimizin son hali. Soğuduktan sonra şöyle kavanozlara koyuyoruz. Hava almayacak şekilde. Yani ömrü gerçekten çok uzun oluyor. Senelerce de kalabiliyor. Yeter ki hiç hava almasın. Şöyle kavanozlara koyduktan sonra muhafaza ediyoruz. Bizler bu şekilde yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yani iki kömbe videosu oldu ama şu anda gerçekten kırıkanda bir kömbe telaşı var. Evlerde, fırınlarda, her yerde. Ramazan sonuna kadar da bu devam ediyor. Bizim memleketin güzel kültürlerinden bir tanesi.
Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Yine bereketli bir sofra. Ramazan sofraları gerçekten çok bereketli oluyor. Şöyle biz soframızı hazırladık. İftarı bekliyoruz. Ezan okunmasını bekliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olalım. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Çekmece.